Herkese merhaba arkadaşlar. Esen Hobi ve El İşleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olup bildirim zilini açarak yüklediğim videolardan ilk siz haberdar olabilirsiniz. Ayrıca beni Esen Hobi ve El İşleri adlı Instagram sayfamdan da takip edebilirsiniz. Evet hanımlar, görüldüğü üzere bugün bu güzel havlu kenarını yapacağız. Ben bunu tamamladım. Bu benim siparişim. Hem siparişimi yapıyorum arkadaşlar. Beğenilen model olursa bu modelle alakalı da çok mesaj aldım, yapılışı nasıl diye. Böyle sizlerle videosunu da çekmek istiyorum. Ben böyle burada pembe bir ip kullandım. Bu pembe ipimin numarasını vereyim önce. Buradaki kullandığım ip Leylak marka 605 numara. Modelimi şöyle bir kenara kaldırayım. Bugün sizlerle böyle mavinin tonlarında bir ip kullanacağım. Bunu yapacağız beraber. Buradaki ipim ise Leylak marka koyu saks olarak geçiyor. Yeşil ipim pembe modelimde de tamamladığım modelimde de aynı ipi kullanmıştım. Altın başak 338 numara diye hatırlıyorum. Yanlış da hatırlıyor olabilirim çünkü kağıdını atmışım, ip numarası yok ama 338 diye hatırlıyorum. Mavi ipim dediğim gibi Leylak marka koyu saks bir ip. Beyaz ipim Leylak marka 50 numara polyester bir dantel ipliği. Arkadaşlar böyle serum halkalar kullanacağız. Şöyle söyleyeyim, en küçük boy serum halkanın bir boy büyüğü bir serum halka. Ortalarında bunu kullanacağız. Tığım ise her zamanki gibi 20 numara bir tığ. Siz istediğiniz kalınlıkta bir tığla örebilirsiniz. Ben 20 numara kullanıyorum. Dilerseniz modelimizin yapımına geçelim. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Şöyle göstereyim. Bakın, taban dantelini anlatmayacağım. Daha önceki videolarımda var. 9. videomda bu zeminin yapılışı zaten var. O yüzden videom uzun olsun istemediği için hani daha önceden yaptığım tabanları hangi videoda yaptıysam, gösterdiysem anlatıyorum. Böyle 15 kutucuktan başladım. Tam 107 sıra, böyle yukarıya doğru 107 sıra ördüm 15 kutucuğumu. Benim elimin işiyle 107 sıra, yani 20 numara tığ kullanıyorum. 20 numara biraz daha kalın 22 ve 21'e göre. Tam 107 kutucuk oldu yukarıya doğru. 15 kutucuk başladım, yukarıya doğru 107 kutucuk oldu. Bu şekilde taban dantelini anlatmayacağım. Daha önceki videolarımda anlatmıştım zaten. Dilerseniz hep beraber çiçeklerimizin yapımına başlayalım. Evet hanımlar, öncelikle beyaz ipimi alıyorum. Beyaz ipimi aldım, tığıma sabitledim. Bir tane serum halkamdan aldım. Tığımı serum halkamın içerisinden girdim. Sık iğne ile kapattım. Arkadaşlar böyle elimde siyahlıklar var. Kışlık patlıcan dolaba koydum. O yüzden patlıcanın rengi çıktı elime. Evet, ipimi halkama bu şekilde sabitledim. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Bu birinci trabzanın. İpimi tığıma bir kez doladım. Halkamın içerisinden girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2. İkinci trabzanımı yaptım. İpimi tığıma doladım. Halkamdan girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2. Üçüncü trabzanımı yaptım. 4, 5, 6, 7, biraz hızlı yapıyorum, 8, ipimi tığıma doladım, halkamdan girdim, önce 1, sonra 2, sonra 2 çıktım, 9. Bu şekilde burayı tam 20 tane trabzanla dolduracağım. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, şöyle ipimi aşağı bırakayım, 19, şöyle kameram odaklasın, evet 19 ve 20. Bakın 20 tane trabzan ile doldurdum halkamın içerisini. En baştaki trabzanımın içinden girdim, ipimi kaydırdım ve kapattım. Bu şekilde. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7 tane zincir çektim hanımlar. Aşağıdan 1, 2, 3. zincirimin içerisinden bu 7 zincirimi şöyle kapattım. Buraya bir tomurcuk yaptım. Bir zincir çektim araya. Bakın her trabzanımın tepesine bir kere batarak ilerleyeceğim. İpimi tığıma bir kere doladım. Önce bir, sonra iki, sonra iki çıktım. Bir, iki, üç, dört zincir çektim. Trabzanımın altından girdim. Buraya tomurcuk yaptım. Evet, araya bir zincir çektim. İpimi tığıma bir kez doladım. Hemen yanındaki trabzanın tepesinden girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki trabzan yaptım. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Bakın hemen trabzanımın altından girdim, kapattım. Buraya bir tomurcuk yaptım. Bu şekilde araya bir zincir çektim yine. Bu şekilde tam buraya 19 tane böyle trabzan yapacağız hanımlar. Şöyle tam aşağıda 20 doldurduk. Yukarıda tam 19 tane trabzanımız olacak şekilde doldurup döneyim. Evet hanımlar, 18 taneyi doldurdum. 19. beraber yapalım istedim. Bir zincir çektim. Tomurcuğumu yaptıktan sonra ipimi tığıma bir kez doladım. Bakın şöyle alttaki trabzanın içinden girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki çıktım. 19. trabzanımı yaptım. 4 zincir çektim. Trabzanımın altından girdim, kapattım. 4 zincirimi tomurcuk yaptım. Bir zincir çektim. Bakın bu en baştaki trabzanımı şöyle hemen şuradaki tomurcuğun dibinden girdim. Şöyle daha düzgün olsun istiyorum. Girdim tomurcuğun dibinden şöyle. Bakın tığımı kaydırdım. Bir zincir çektim. Ve kapattım. Şöyle ipimi de yapmak istiyorum. Şöyle arkaya doğru. Evet bakın. Bu şekilde. Şimdi renkli ipimi alıyorum. Aynı işlemi renkli ipimle yapacağım. İpimi tığıma sabitledim. İpimi tığıma sabitledim. Evet, ipimi tığıma sabitledim. Bir tane halka aldım. Halkamın içerisinden tığımı girdim. İpimi buraya sık iğneyle kapattım. 1, 2, 3 zincir çektim. Bu birinci trabzanım. İpimi tığıma bir kez doladım. Önce 1, sonra 2, sonra 2. İkinci trabzanım. Üçüncü trabzanım. Dördüncü trabzanımı yapıyorum aynı şekilde. 5, trabzanlarımı yaparken ipimi tığıma bir kez doluyorum. Önce 1, sonra 2, sonra 2 çıkıyorum. 7 oldu benimkisi. 8, 9, 10, 11, 12, pardon, 12, 13, 14. Bu ip biraz ince. Yaparken tığımdan çıkıyor. Çok zorlandım yaparken. 14, 15, 16, 17, 18, 19 ve 20. 20 tane trabzanla halkamın içerisini doldurdum. En baştaki trabzanımı şöyle tepesinden girdim tığımı. Bakın kaydırdım ve kapattım buraya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çektim hanımlar. Şimdi diğer motifimi aldım elime. İpimi tığımdan çıkardım. Herhangi bir tomurcuğun tepesinden tığımı girdim. İpimi çektim. 1, 2 zincir çektim. Bakın 1, 2 aşağıdan 3, 4. zincirimin içerisinden 2 zincirimi kapattım.
Buraya tutturmuş oldum motifimi. Bir zincir çektim araya. Hemen yanındaki trabzanın tepesinden önce bir, sonra iki, sonra iki çıktım. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Trabzanımın altından girdim. Kapattım. Tomurcuğumu yaptım. Bir zincir çektim. İpimi tığıma bir kez doladım. Hemen alttaki trabzanın tepesinden yanındaki. Yani böyle trabzan tepesi atlamadan her trabzanın tepesine yapıyoruz hanımlar. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Kapattım zincirimin altı, trabzanımın altından. Tomurcuğumu yaptım. Bir zincir çektim araya. Bakın, hemen trabzanın tepesinden girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki çıktım. Bu şekilde yine buraya 19 tane, böyle 19 tane trabzanımız olacak şekilde tamamlayıp dönüyorum. Evet hanımlar, ben böyle ikinci motifimi tutturdum. Üçüncüyü de halkamın içerisini böyle bu şekilde 20 tane trabzanla doldurdum ve döndüm. Şimdi buranın nasıl eklendiğini göstereceğim size. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çektim. Bakın. Motiflerimi aldım elime. Düz tarafındayım motiflerin. Bakın. Şuradan tutturdum. Bakın. Tutturduğum yer burası. 1, 2 tane tomurcuk kalacak şekilde şuradan üçüncüden girdim. Bu şekilde 1, 2 zincir çektim. Aşağıdan dördüncü trabzanımın içerisinden girdim. Kapattım. Bakın arada 2 tane tomurcuğum var. Tutturdum. Bir zincir çektim. İpimi tığıma bir kez doladım. Hemen yanında gelen trabzanın tepesinden girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki çıktım. Trabzanımı yaptım. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Trabzanımın altından girdim. Tomurcuğumu yaptım. Bir zincir çektim araya. Trabzanımı yaptım. 4 zincir çektim. Trabzanımın altından girdim. Tomurcuğumu yaptım. Bakın 2 tane de burada tomurcuğum oldu. Şimdiki tomurcuğumdan ekleme yapacağım. Trabzanımı yaptım. Bakın 2 tane tomurcuğum var. 2 zincir çektim. Trabzanımı yaptım. 2 zincir çektim. Bakın beyazdan da buradan tutturdum. Şöyle 1, 2 tane sayıyorum. Şuradan üçüncünün içerisinden tığımı girdim. 2 tane zincir çekmiştim. Tekrardan 2 zincir çektim. Trabzanımın altından kapattım. Bir zincir çektim. Hemen yanında gelen trabzanımın tepesinden girdim. Trabzanımı yaptım. 4 zincir çektim. Trabzanımın altından girdim. Kapattım. Bakın hanımlar. 2 tane burada tomurcuk. Şuradan tutturmuştum ilk motifimi. 2 tane tomurcuk atladım. 3. tomurcuktan ekleme yaptım. Bakın. Buradan da 2 tomurcuk. Buradan da 2 tomurcuk. Böyle aralarda ikişer tomurcuk bırakıp üçüncüden ekleme yapıyoruz. Ben bu şekilde tam 5 tane mavi motifim olana kadar yapıp dönüyorum. Evet hanımlar, ben böyle 5 tane renkli ipimle motiflerimi yaptım, tamamladım ve döndüm. Beyazımı da şöyle kameram odaklasın. Beyaz ipimle halkamın içerisini 20 tane trabzanla doldurdum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çektim. Bakın. Motifimi aldım. Şuradan bu taraftan sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane tomurcuk tepesi atladım. 8 zincirin içerisinden tığımı girdim. Kaydırdım. 2 zincir çektim. Aşağıdan 4. zincirimin içinden girdim. Kapattım. Bunu buraya tutturmuş oldum. Bir zincir çektim. Hemen ipimi tığıma bir kez doladım. Hemen yanında gelen trabzanın tepesinden girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki trabzanımı yaptım. 4 zincir çektim. Trabzanımın altından girdim. Tomurcuğumu yaptım. Bir zincir çektim araya. Trabzanımın tepesinden girdim. Trabzanımı yaptım. 4 tane zincir çektim. Trabzanımın altından girdim. Kapattım. Beyaz motifimi de bu şekilde tutturmuş oldum. Şöyle göstereyim tekrardan. Bakın buradan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tomurcuk atladım. 8. tomurcuktan ekledim. Bir tane ile tutturuyoruz zaten her motifi. Bu şekilde beyazımı tamamlayıp döneyim.
Evet hanımlar, beyaz ipimle yaptığım motifimi tamamladım. Döndüm, renkli ipimle de halkamın içerisine 20 tane bu şekilde trabzan doldurdum. Geldim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çektim. Bakın. Motifimi aldım. Buradan bu şekilde ekleyerek şöyle gideceğiz. Bakın şuraya özellikle dikkat edin. Şuradan ekleyeceğiz hanımlar. Şu arada tam 7 tane böyle tomurcuk olacak şekilde bıraktık. Aldım motifimi elime. Bakın buradan 1-2 tane eklediğim kısım hariç 2 tane tomurcuk atladım. 3. tomurcuğumun içerisinden girdim. İpimi çektim. Tekrardan yapalım. İpim çıktı çünkü. 1-2 zincir çektim. Bakın aşağıdan 4. trabzanın içerisinden girdim. Buraya tutturdum. Bir zincir çektim araya. İpimi tığıma bir kez doladım. Trabzanımın tepesinden girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki çıktım. Trabzanımı yaptım. 4 zincir çektim. Trabzanımın altından girdim. Tomurcuğumu yaptım. Bir zincir çektim araya. Trabzanımı yaptım. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Tomurcuğumu yaptım. 2 tane tomurcuğum oldu. Şimdi 3. tomurcuktan tekrardan beyaz motifimizi tutturacağız. 2 zincir çektim. Trabzanımı yaptım. 2 zincir çektim. Bakın şimdi beyazdan da eklediğim kısım hariç 1, 2 tomurcuk atladım. 3. tomurcuğumun içerisinden tığımı girdim. İpimi çektim. 2 zincir çektim. Tekrardan trabzanımın altından girdim. Kapattım, tomurcuğumu yaptım, hem de eklemiş oldum. Bu şekilde tekrardan burada tam 19 tane böyle trabzan olacak şekilde devam edeceğim. Bakın şöyle göstereyim. Ben bunu kamera arkası yapacağım. Bakın hanımlar. Burada 1 2 3 4 5 tane böyle renkli motifimiz var. Buraya da tekrardan 5 motif yapacağız ama şu motifimizi de sayarak yapacağız. Şuradan bitmişi var. Buradan göstereyim isterseniz. Bakın motiflerimiz bu şekilde. Böyle ekleyerek buradan böyle ekleyerek böyle devam edeceğim. Burada beyaz motiflerimizde arada 6'şar tane tomurcuk kalıyor. Şurada 7 tomurcuk. Tekrar burada 6 tomurcuk kalacak şekilde tamamlayalım. Ben buradan devam etmek istiyorum. Şimdi yaprakların nasıl yapıldığını size göstereceğim. Bunun için yeşil ipimi aldım. İpimi tığıma sabitledim. Önce şöyle şeylerimizi yapalım, yaprağımızı yapalım. Eklemesini nasıl yaptığımı göstereceğim size. Bir tane halka aldım. İpimi halkamın içerisinden girdim. Sık iğne ile halkama tutturdum. Şöyle kameramda odaklasın. Evet. Bakın bir zincir çektim. İpimi tığıma bir kez doladım. Halkamdan girdim. Tamamını çektim. Çakma sık iğne ile dolduruyorum. İpimi tığıma doladım. Halkamdan girdim. Tamamını çektim. 2. Burayı tam böyle 15 tane sık iğne ile dolduracağım. Çakma sık iğne ile 3. Siz normal sık iğne ile de doldurabilirsiniz. Ben böyle daha dolgun dursun istediğim için bu şekilde yapıyorum. 4 5 6 7 8 9 10 11. İpimi alttan yürütmek istiyorum. 12 13 14 15 tane böyle çakma sık iğne ile doldurdum. En baştaki sık iğnemin içerisinden tığıma girdim. Kaydırdım ve kapattım. Böyle bir yuvamız oldu. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Bakın 1, 2, 3, 4 sık iğne atladım. 5. sık iğnemin içerisinden
Zincirimi çekmiş olduğum 5 zinciri kapattım. Böyle küçük yuvalar yapacağım. 3 tane. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Bakın 1, 2, 3, 4 tane atladım. 5. sık iğnemin içerisinden 5 zincirimi sık iğneyle kapattım. 3, 4, 5 zincir çektim. Yine aynı şekilde 1, 2, 3, 4 atladım. 4 sık iğne, 5. sık iğnemin içerisinden tığımı girdim. Buraya sık iğne yaptım, kapattım. 1, 2, 3, 4 zincir çektim buraya hanımlar. Başlamış olduğum noktadan şöyle göstereyim. Bakın şurada 5 zincirle böyle küçük bir yuva yapmıştık. Oradan hemen tam dibinden tığımı girdim, kapattım. Böyle tam 3 tane 5 zincirden oluşan yuva yaptık. Son yuvamızı 4 zincirde yapmış olduk. Hemen ilk yuvamın şöyle şuradan göstereyim. Yuvamın içerisine girdim. 1, 2 tane zincir çektim. Bakın bu birinci trabzanım oldu. İpimi tığıma bir kez doladım. Önce 1, sonra 2, sonra 2. İkinci trabzanımı yaptım. İpimi tığıma 2 kez doladım. Yuvamdan girdim. 2, 2, 2 tane çıktım. Üçüncü trabzanımı yaptım. İpimi tığıma 2 kez doladım. Bakın 1, 2, 2, 2 çıktım. Dördüncü trabzanımı yaptım. Şimdi tığımı ipime 3 kez doladım. 2, 2, 2, 2 çıktım. İpimi tığıma 3 kez doladım. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2, sonra 2 çıktım. Bu şekilde bir yaprak yaptım. Bakın 2 tane zincir çektim. Motifimi aldım. Halkalarımı da döktüm bu arada. 2 tane zincir çektim. Bakın. Buradan şimdi bu renkli ipimizle yaptığımız motife tutturacağız. Bakın 1, 2 tane şöyle göstereyim. 1, 2 tane tomurcuk atladım. 3. tomurcuğun içerisinden girdim. Çektim tığımı. Tekrardan 2 zincir çektim. Bakın buradaki trabzanın altından girdim. 1. Bu trabzanımın altından girerek aşağı doğru ineceğiz. 2 tane sık iğne yaptım. 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane buraya sık iğne doldurdum. Aynı yuvama girdim. Sık iğne ile kapattım. Diğer yuvama geçtim. Sık iğne ile. 1, 2 zincir çektim. Bakın bu birinci trabzanım oldu. İpimi tığıma bir kez doladım. Önce 1, sonra 2, sonra 2 çıktım. İpimi tığıma 2 kez doladım. 2, 2, 2 çıktım. İpimi tığıma 2 kez doladım. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2 çıktım. İpimi tığıma 3 kez doladım. 2, 2, 2, 2 çıktım. İpimi tığıma 3 kez doladım. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2, sonra 2 şeklinde çıktım. 1, 2, 3, 4, 4 tane zincir çektim. Bakın trabzanımın altından girdim. Buraya bir tomurcuk yaptım. Şimdi 8 tane sık iğne doldurarak burayı aşağı doğru ineceğim. 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane sık iğne doldurdum. Hemen yuvamdan sık iğnemi, pardon, ipimi sık iğne ile buraya tutturdum. Yandaki yuvaya girdim. 2 tane zincir çektim. İpimi tığıma bir kez doladım. Önce 1, sonra 2, sonra 2 çıktım. 2 kez doladım ipimi tığıma. 2, 2, 2 çıktım. 2 kez doladım. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2 şeklinde çıktım. İpimi tığıma 3 kez doladım. 2, 2, 2, 2 çıktım. İpimi tığıma 3 kez doladım. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2, sonra 2 çıktım. Bakın bu şekildeyiz şu anda. 1, 2 zincir çektim. Şimdi diğer motifime tutturacağım. Bakın şöyle göstereyim nasıl tutturduğumu, daha iyi anlaşılsın. Bakın bunu buradan tutturdum. Şu kamerama odaklasın. Evet. Bunu buradan tutturdum. Şimdi buradan tekrar 1, 2 tomurcuk atlıyorum. Eklediğim tomurcuk hariç. Üçüncüden tığımı girdim.
İpimi çektim buraya. Şöyle kameram da odaklasın. Odaklamıyor. Evet, odakladı. İki zincir çektim. Tekrardan bakın buradaki trabzanımın altından girdim. 1 2 3 4 5 6 7 8 tane sık iğne yaptım. Yuvamdan tığımı girdim. Sık iğneyle kapattım. Bakın burada 4 zincirle bir yuva oluşturmuştum. O yuvanın içerisine sık iğneyle girdim. 1 2 3 4 5 6 7 8 tane zincir çektim. Bakın şöyle göstereyim. Burada 1 2 3 4 5 6 tane tomurcuğumuz var. Şöyle 1 2 3 tane sayıyorum. Şöyle arasından girdim 3'üncünün. Bakın tekrar göstereyim. 1 2 3 tane saydım tomurcuğu. Tomurcuğa girmiyorum hanımlar. Şuradan bir zincirle geçiş yapmıştık. O aradan girdim. Bir sık iğneyle kapattım. Şimdi buradaki zincirimin üzerine tam 10 tane sık iğne dolduracağım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane sık iğne yaptım. Tekrar yuvamdan girdim. Sık iğneyle kapattım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane zincir çektim şimdi. Bakın buradaki renkli ipimizle yaptığımız motifimizde 1 2 3 4 5 6 7 tane tomurcuğumuz vardı. Şimdi buradan 1 2 3 saydım. 4. tomurcuğumun içerisinden girdim. Bir sık iğne yaptım. Pardon, bir zincir çektim. Buradaki 10 zincirimin üzerine tam 12 tane sık iğne ile dolduracağım. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tane sık iğne yaptım. Bakın yuvamın içerisine girdim. Sık iğne ile kapattım. 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir çektim şimdi yine. Çekmiş olduğum 8 zinciri bakın burada 6 tane tomurcuğumuz vardı. 1 2 3 tomurcuk atladım. Şöyle arasından girdim şuradaki boşluktan. Bir zincir çektim. Kapattım buraya. Şimdi buraya 10 tane sık iğne yaparak aşağı doğru ineceğim. 3 4 5 6 7 8 9 10 tane sık iğne doldurdum. Tekrar yuvamdan girdim, kapattım, bir zincir çektim. Burada ipimi koparttım. Evet hanımlar, motiflerimizin yapılışı bu şekilde. Böyle her kenara bu şekilde tam böyle 3 tane çiçekten dikeceğiz. Şöyle göstereyim. Gerisini dantelimin üzerinden anlatmak istiyorum. Motifimizin yapılışı böyle. Tabanımda yapılışı zaten anlatmıştım. Daha önce 9. videomda vardı. Bakın hanımlar, bu şekilde yaptım. Kenarında siz nasıl isterseniz o şekilde dönebilirsiniz. Ben 4 zincir çektim. Kutucuğun içerisine girdim. Kapattım. Her kutunun içerisine 4'er zincir çektim. Böyle tomurcuklar oluşturdum. Köşelerde böyle 3 tane tomurcuğum var. Her kutunun içerisine köşelerde 3 tomurcuk yaptım. Siz dilediğiniz gibi yapabilirsiniz kenarını, renkli iple geçiş kısmını. Modelimiz böyle. Motiflerimizi modelimizin taban dantelimizin üzerine bu şekilde koyup dikiyoruz. İstediğiniz gibi koyabilirsiniz. Ben bu şekilde tercih ettim. Şu şekilde yapan arkadaşlar da var. Bu şekilde yan. Şöyle göstereyim. Yan. Ben böyle düz olsun istedim. Bu şekilde benim daha çok hoşuma gidiyor. Böyle hanımlar. Dediğim gibi her kenarımıza böyle 3 tane çiçek yapıyoruz.
15 kutucuk başladım. Taban dantelimi yukarıya doğru 107 kutucuk yaptım. 9. videomda nasıl yaptığım var. O yüzden bugün burada taban dantelini anlatmadım. Modelimiz böyle. Umarım beğenmişsinizdir. Çok da soran oldu aslında nasıl yapılıyor diye. O yüzden bu videoyu çekmek istedim. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin diyorum. Hoşça kalın.